Show. Gerçek Show. Bizim Show. İbo Show. İşte Show. İbo Show. Gerçek aşkı bulmak için falcı olmak gerekmiyor. Sevip sevip ölmek için hasta olmak gerekmiyor. İbo Show. Gerçek Show. Bizim Show. İbo Show. İşte Show. Ben yaram.
Efendim, geçen İbo Show'u çektik. Aynen pazartesi buradaydık. İbo Show çekiminden sonra biz işimize gücümüze bakmaya başladık. Ama saat 9.30-10 gibi bir talihsiz telefonlar gelmeye başladı. Tabii bizim çocuğumuzun anasıdır. Bizim de başımızın tacıdır. Bu 18 senedir böyledir. Bir 18 sene daha Allah ömrü verirse gene öyle olacak. Aynen öyle kalacak. Ama tabii bizim hoş görmediğimiz, tasip etmediğimiz, uygun görmediğimiz bazı şekiller vardır. Ama bu şekillerin karşısında bizim atacak hiçbir kurşunumuz da yoktur. Biz ne zaman ne yapacağımızı çok iyi bilen öğrencilerden biriyiz. Benim öğretmenlerim de sizlersiniz. Her şeyi sizlerden öğrendim. Allah'ın sayesinde, sayenizde şimdi öğrenciliği bıraktım, öğretmenliğe başladım. Her gün de akıl veririm. Fakat benim aklım hem ucuz, hem yerinde. Kışa kış oluyor, yaza yaz oluyor, güze güz oluyor. Böyle de akıl dağıtıyorum. Ama gel gelelim, sakalım olmadığı için kimseyi inandırmam mümkün değil. Ama ben diyorum ki İbrahim Tatlıses aslidir, asıldır. Bugüne kadar hiçbir zaman yalanı dolanı olmamıştır, olmayacaktır. Çünkü eğer İbrahim Tatlıses yalanı dolanı söylüyorsa demek ki halk ona öğretti. Halkın hedefi birdir, doğruluk. Halkın hedefi birdir, birlik ve beraberlik. Barış içinde yaşamak. Halk bana bunu öğretti. Demek ki halk yalan söylemiyor. O zaman ben de yalan söylemiyorum. Ben sizlerden öğrendiğimi satıyorum. Bedava satıyorum. Beleş satıyorum. Şimdi biraz sonra İbrahim Erkal gelecek buraya. Ondan sonra benim bu yeni çektiğimiz dizinin ekibi gelecek. Dizinin ismi Cabbar. Cabbar isminde bir dizi çekiyoruz. Onun ekibi gelecek. Bu arkadaşları göreceksiniz. Ben bu arkadaşlara tek başıma yazıyorum. Şu anda gördüğünüz dizilerin çoğu birkaç kişi tarafından yazılıyor. Ben hem kafamda hikayeyi oluşturuyorum. Hem herkesin konuşacağı cümleleri, hem herkesin oynayacağı oyunları, mizansenleri, kendi oyunumu, rejiyi, her şeyi düşünmek mecburiyetindeyim. Halk neyi sever, nasıl hoşlanır, onları tek başıma yazan, çizen bir adamım. Benim üstüme geldiğiniz zaman, sizlere demiyorum, üstüme gelenlere sesleniyorum. Üstüme gelinildiği zaman benim en büyük dostum, en büyük arkadaşım, en büyük inandığım Yüce Allah'tır. Onu karşınızda görürsünüz. Benim üstüme gelirken Allah'ın, Yüce Allah'ın hesabını yapmak mecburiyetindesiniz. Yoksa zilzebil olursunuz. Yemin billah ediyorum. Allah sizi çarpar. Ben Allah'tan çok doğruyum. Bak, rakı içerim. Esrar içmem. Cigara içmem. Eroin içmem. Kokain içmem. Ama bazen olacak şeyleri de 5 dakika önce, 3 dakika önce, 2 dakika önce veya saniye saniye anında pat diye söylerim. Buna şahit olan arkadaşlarım çoktur. Etrafım bunu bilir. Benim kalbimi, yüreğimi çamurlayamazsınız. Benim kalbim, yüreğim çok... Belki beni anlarsınız. Şimdi değil ama çok geç anlarsınız. O zaman iş işten geçmiş olacak. Bence şimdiden anlayın. Sonra pişman olmayın. Sizleri çok seviyorum. Saygılar. Sevgili arkadaşımı çağırıyorum. İbrahim Erkal unutulurmuş diyor. Başı olsun. Bir başı sen çek, bir başı ben. Efendim ben önemli bir açıklama yapayım. Biliyorsunuz televizyonlara hep çıkan herkese makyaj yapmak mecburiyeti var. Ben artık karar verdim, bu saatten sonra makyaj da yapmayacağım. Geçen hafta da yapmadım. Çirkin miydin? Bilmiyorum. Elimi yüzüme atamıyorum. Ya böyle duramıyorum mesela. Buruşturmak isteyen buruşturamıyorum. Ama bazı artist kardeşlerimiz var, makyaj yapıyorlar. Ben oturuyorum, bak böyle. Sen de mi yaptırmadın? Ya ben sadece pudra.
geçiyor. Pudra. Nereden geçeyim? Üstünden böyle bir... İbrahim Erkal, sevdiğim bir kardeşimdir. Her seferinde de bunu böyle söylemişimdir. Söylerim de. Kendine has bir yorumu, kendine has bir sesi, kendine has besteleri olan bir kardeşimiz. Çok inançlı, dinine bağlı, örf adetlerine bağlı bir kardeşimiz gerçekten. Allah razı olsun. Evlenirsem ilk 5 sene kimse bilmeyecek. Bu nasıl olacak? Hayatta olmaz. Vallahi eğer bir gün olursa damgalı eşekler, pardon yani ben kendimden bahsedeyim. Damgalı eşek olduğum için sürekli 40 tane eşeğin içinde değil, aa bizim eşek budur ha. Kendime eşek diyorum, gülüyorsunuz ya. Var var bu dizide kendi kendine eşek yapan var, hıyar yapan var. Niye abi 5 sene nasıl gizleneceksin? Merak ediyorum mesela sen 5 sene evleneceksin, kimse duymayacak. Dedim artık evleneceğim demiyorum. Çünkü evleneceğim dediğim zaman evlenemiyoruz. Şey olmuyor. Kısmet kesiliyor. Bari evlenmeyeceğim diyeyim de evleniyorum diye şarkılar da yaptık. Bir şey olmadı abi. 5 senede 3 tane oturur. Çocuk olur. Nasıl olacak? İşte biz de onu diyoruz. 3 çocuk olur, büyür, bir de oturur o iş. Ondan sonra duysa da... Vay be hepimiz uyutmuş. Meğer 3 tane çocuğu da varmış. Sevgili var mı? Öyle inşallah. İbrahim sevgili var mı? Sevgili yok abi. Yok, yani... es yok. Var yok. Yok. Yalancının? Yok. Allah cezasını versin mi? En son 2 sene oldu. Ayrıldık. Daha biz o enkazı yeni daha kaldırıyoruz. Ben bir de sevdim mi böyle dana gibi seviyorum. Ondan sonra yani enkaz oluyorum. Kendi bir kendime uğraşıyorum işte. Böyle Mustafa, şarkılar yazıyoruz abi. Mustafa, sen hayvangilleri bilirsin. Biliyorum. Dedi ki sevdim mi dana gibi seviyorum. Dana nasıl sever? İri yani danaca ya, sevmek. İri bir hayvan ya, bayağı çaba sarf ediyor. Küçük bir şey olsa şöyle bir iki okşamakla sevilebilir ama danayı kucaklamak lazım yani. Şimdi. Star televizyonun televizyonlarında başlayacak olan, yani geçen perşembe başlayacaktı. Başlamadı ama bu perşembe başlayacak. İnşallah bir mani olmazsa, herhangi bir yerde basılıp basılmazsa. Efendim ben sorayım. Şimdi diyor ki, bazı çok önemli ve ciddi gazetelerimiz var ve buna ailelerimiz çok inanıyor. Aile mensupları bu gazetelere çok inanıyor. Diyor ki bu gazete yazarsa doğru yazar. Fakat ne yazık ki artık o gazeteler kalmadı. O gazeteler de yalan yazıyor. Buna inanın. Yemin billah ediyorum. Buradan evladıma kavuşmayayım ki artık o gazetelerde yalan yazıyor. Hem de çok yalan. Ama Allah razı olsun, iyi ki yalan yazıyorlar. Çünkü ben hepsini teker teker A'dan Z'ye, köşe yazarlarına kadar hepsini mahkemeye veriyorum ve tazminat davası açıyorum. Bu saatten sonra zengin oldum. Haberiniz olsun. Diyor ki İbrahim Tatlıses'in bağırtısı AK Merkez'in koridorlarında yankılanıyordu. Ulan bu nasıl yalan ya? Ya televizyonları seyrettiniz, ben bağırdım, çağırdığımı duydunuz mu? Diyor ki bir depoya kilitlediler. Gördüğünüz gibi biz mağazanın elbise satılan bir köşesinde orada oturuyorduk. Bunun cevabı nasıl olacak? Ya savcıya diyeceksin ki efendim işte bak bağırtısı burada. Benim buradaki bağırtılarımı alıp üstüne eklemesinler. Çünkü her dakika kasette bağırıyorum. O da olabilir değil mi? Ya da diyeceksin ki Beymen'e buranın deposunda ne zaman bunlar kilitlendi? Yani şimdi burada polisi de zan altında bırakıyor. Polis bize gayet geldi, kibar bir şekilde dedi ki Devlet Güvenlik Başsavcısının emriyle arama emri çıkarttık. Sizleri arayacağız. Lütfen ayağa kalkın arkadaşlar. Bak direkt aynen hitap ve şekil bu. Şimdi polis burada kaba şekle geliyor. Bizi aldılar, kilitlediler. Öyle bir şey yok. Ve ondan sonra herkesin üstü arandı. Lütfen buyurun oturun dedi. Herkes kendi koltuğunda oturdu. Zaptını tuttu. Götüreceğini götürdü. Bırakacağını bıraktı. Yani şimdi bu nasıl bir şeydir ya? Biz polisimize inanıyoruz, güveniyoruz. Şimdi halk bunu okuyor. Yani polisimiz bu kadar kaba mı diyor yani? Doğru mu? Yalan ya, yalan, yalan. Yalan, yemin billah ediyorum. Şimdi hemen diziden bahsediyorum. Dizimizin ismi Cabbar. Cabbar'ın patronu Aydemir Akbaş'ı buraya çağırıyorum.
seslenir sahneye çıkıyor gene heyecan. Yemin ederim. Dur şunu getireyim, bunu arada konuşuruz Aydemir abi. Şimdi Aydemir Bey, siz dizide ne görev yapıyorsunuz? Söyleyemem. Niye? Gizli. Söyle, söyle. Ama sen bilmiyorsun. Boynuzlandığımı bilmiyor. Hemen seni geldi mi boynuzlatan? Daha abi, gelmedi mi? Yolda. Beni boynuzlayan yolda. Boynuzlatan? Boynuzlatan yolda. Peki. Benim dizideki taksi durağındaki ve mahallemde oturan hemen yan komşum olan Ümit Yesin. İbrahim. Ne yedi hiç belli olmuyor. Hiç mi? Çekme. Çekince bu tarafa çıkayım. İyi bırakayım o zaman. Şimdi bacımın, kız kardeşimin, yani benim dizideki kız kardeşimin yavuklusu diyeyim. Öyle mi değiller? Öyle. Yani onlar kırıştırırlar ama şey kırıştırma yok öyle. Harbi sevme var. Ben biliyorum, bekliyorum ki çocuk benden istesin, bir türlü isteyemiyor. Evet. Hüseyin İlker'i çağırıyorum buraya. Mahallede bana yanık, bana abayı yakmış bir kız var. O da söyleyemiyor. Ben de bilmiyorum. Bir zilli bacım var, o biliyor. Evet, simelim diyoruz. Sibel'im de maşallah aynı sahneye çıkacakmış gibi geldi. Kızım herkes bana nasıl geldi ya? Sibel'imin anasını çağırıyor. Sibel'imin anası biliyor ama beni sevdiğini. Nazan Ayaz, yılların sinema oyuncusu. Nazan Ayaz'ı hatırlayanlar bilir, Sevmek filminde Urfa'daki karım oynuyordu. Hiç konuşmadı bir film boyunca. Sadece ağladı ve ağlattı. Anası. Anasına bak, kızını al. Şimdi benim yolda onun yüzünden kavga ettiğim ve hayalimde canlandırdığım bir kız vardı. Hep o kızı istiyordum. Fakat kızı bulduk. Arkadaşımıza dedik ki bizim aradığımız kız bu. O zaman yürü peşine düşelim dedik. Kızı kurtardık yani, birkaç kişi de dövdük. Ayıp söylemesi. O kızı çağırıyorum fakat gel gör ki bir sarayda oturuyor. Biz dedik ki bizim kuru mahallemiz bunların yaş evinden bize çok daha iyi. Biz gel Ümit abi mahallemize dönelim. Bu saraylar bizi açmaz dedik. Ve bu kızımız da seyredeceksiniz, çok güzel oynadı gerçekten. Yeliz Öney. Of görüyorsun. Halımı görüyorsunuz benim. Ve Kemal Alaçayır, bu da mahallemize gelen komşu bacısıyla, bunun bacısı da Asena. Seni bacın kıymetini biliyorum ha. Vallahi bacın kıymetini. Mustafa Özhan, bu da ispiyoncu. Durakta duran ispiyoncu. Bizi şikayet ediyor. Aydem, neyse o kadarını da anlatmayayım artık. O kadarını anlatmayayım. Mustafa Özhan'ın öyle bir şeyi var. Şimdi Aydemir Bey'in kayınçosu var bir tane. Belalı mı belalı? Bir bela. Bunun genç bir hanımı var. Genç hanımın da abisi var. O da yıllardır sinemanın eskitemediği yüzlerden biri ve hepimizin çok sevgiyle ona baktığımız ama nefret ettiğimiz. Çünkü kötü adamlardan sinemada nefret eder ama normalinde bebek gibi, pırlanta gibi bir insan. Ve Kazım Kartal diyoruz. Şimdi teker teker sizleri böyle arayayım abi. Yağmur yağar, ıslanırsın ayama. Güneş doğar, kurumazsın ayama.
ışığı der durursun. Vay ama yakamazsın sen. Teşekkürler, teşekkürler. Şimdi Ümit abi, hani Alem Remzi'den razı ya. Sen de İbrahim Patates'ten razı mısın? Memnun olmasam, razı olmasam şu anda burada yanında olmam. Ya ben komplekse giriyorum abi. Şu açıdan. Mego bezi kompleksten oluyor. Ne için? Ne için? Bir şey yoktu, ben seni gelmem mi? Saçlarımı bozacaksın abi, dur ya. Yani ne için? Şimdi yazıyam, yazıyam, yazıyam. Beyler ki yine bunu sen mi yazıyorsan? Abi Allah aşkına bu biraz böyle sırandan anladın ki ben rahat diyeyim. Şimdi İbrahim Tatlıses'le bundan önce samimi olmadığımız dönemlerde, yani 15-18 sene öncesine gittiğimizde işte anlatırlardı. Filmini kendi çekiyor, yönetmenliğini kendi yapıyor. Zaman zaman kameramanlığını kendi yapıyor. Efendim senaryoyu kendi yazıyor. Ben de arkasından sallardım. Yok ya. Başkası yapacak, kendi adını yazacak. Var mı öyle şey? Fakat o Allah öyle büyük Allah ki işte yıllardır yan yanayız. Bundan da ben kendi adıma gerçekten gurur duyuyorum. Bu kadar işe nasıl yetişiyor? Nasıl yapıyor bunları anlamak gerçekten çok zor. Hatta geçen de bir espri yapmaya çalıştım. Arabada ikimiz yalnız gidiyoruz. İbrahim Bey arabayı kullanıyor. Dedim ki bu araba bize yetmiyor. Araba da 7 kişilik bir araba, büyük bir şey. Niye kardeşler, niye yetmiyor? Dedim ki ya kalabalığız bu araba. Nasıl? Bak. Bu arabada yönetmen, kameraman, senarist, sanat yönetmeni, montaj ustası, teknik yönetmen, patron, başrol oyuncusu. 8 o. Bir de ben 9. Araba 7 kişilik kardeş. Sığmış ki bu arabaya biz. Onun için gerçekten İbrahim Tatlıses'in bu tarafını takdir etmemek mümkün değil. Onun da dostum olduğu için de gerçekten gurur duyuyorum. İyi ki varsın İbrahim Tatlıses. İbrahim Erkal. Bize bir tane şarkı söyle oğlum. Yok, istiyorsan sen söyleme. Bak film ekibim var, tek başıyasam burada. Size söyleyeyim. Hemen söyleyelim baba. Ne hareket söylüyorsun? Hareketli bir şey olsun. Hareketli. Aşkım aşkım olsun mesela. Olsun. Çok söylüyorum. Teşekkürler. İbrahim. Evet hocam. O ten-nen-nen-nen-nen. O ne? Lay lay lom. Lay lay lom. Peki. Manken kızımıza geçiyoruz ama
oyunu seyrettiğiniz zaman bu manken miydi, oyuncu muydu diye ayır yapamayacaksınız. Ayrım yapamayacaksınız, ayır yapamayacaksınız. Hayır. Sen ne söylemek istersin? Ben bir kere her şeyden önce sizinle çalışmaktan bir kere çok gurur duyuyorum. Onu söylemek isterim. O çok büyük bir keyif çünkü sizinle çalışmak. Bu şimdi hep benden çalışanlar bu yahmak çekmiyiz değil mi yani? Yani belli oluyor mu o kadar? Gerçekiniz belli oluyor mu? Yani biraz havi bir şey var. Aşk olsun. Hayır tabii ki sizinle çalışmak büyük bir keyif. Çok eğleniyorum. Ya bu benim filmde tarif ettiğim kız o. Ha böyle biri olsun diye evlendim. Yoksa onun dışında hayatta evlenmeyi düşünmüyorum. Evleniyoruz. Arkadaşım dedi ki ya sen de evlenirsen evlen, ya evlenmiyorsan ben de boşanıyorum. Böyle bir arkadaş ha. Yani gerçi arbattan bıkmış onun için diye boşanıyorum. İşte bu kızın yüzünden evleniyoruz. Kim? Hayatta olmaz. Sen zengin, ben fakir. Hiç olur mu öyle şey? Peki Kazım abi. Kazım abi de yıllardır benim çok sevdiğim tipini bir defa kafamda acayip derecede yazdığım. Hemen hemen her dizide ona illaki bir şeyler yazarım. Çünkü şeyini çok seviyorum, resmini çok seviyorum ve oyun gücüne inandığım, tiplemeyi oturttuğum zaman onun üstesinden en iyi şekilde Kazım abinin geleceğini bildiğim için illaki diziye başladım mı Kazım abiye bir telefon. Abi işte böyle bir durum var. Kazım abiden bakalım o bizim için ne düşünüyor? Çok teşekkür ederim hakkımda düşündüklerine. Her şeyden önce biz 15 sene falan oldu galiba Tetikçi Kemal diye bir dizi çekmiştik. Oradaki oynadığım rol, ben Türk sinemasında 37 sene falan oldu. Aynı rolü defaatle oynadım ama bir rejisör beni orada o kadar güzel çizdi ki bunun adı İbrahim Tatlıses. Estağfurullah. Biraz önce yağ mı çekiyorsunuz dediler. Hayır öyle bir şey yapmıyoruz. Zaten yağda ihtiyacımız yok. Bizim de çekmeye ihtiyacımız yok. Peki şimdi Süreyya benim asistanım sizi aradığında bir cümle kullanmışsınız. Oh be sinema tadında bir şey yaşayacağım yine. Tabii zevktir o. Çünkü bizim sette yani İbrahim Tatlıses'in setinde her şey mevcut. Yok yok değil. Her şey var. Mangal var. Efendim bağırmalar çağırmalar. Küfür bile var. Çok zevkli, çok tatlı bir çalışma var. Onun için ben İbrahim Tatlıses'le çalışmaktan zevk alıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Evet. Şimdi İbrahim Erkal. Biz... Benim ne suçum var? Senin suçun şu. Radyo Sivit diye bir radyomuz vardı. Onu değiştirdik. Sadece İstanbul'da İmparator diye radyo olarak çalınıyor. İlk günü, ilk parçası İbrahim Erkal'dı. Erkal. Suçum o da İbrahim Erkal'ı çaldık. Bize de hayırlı uğurlu oldu gerçekten. Sen dinledin Allah, mi, dinlemedin Allah razı mi? Olsun. Onu dinlemedim. Öyle bir radyonun duydum. Var çocuklar olduğunu biliyor söylediler. Musun? Çocuklar söylediler. Öyle ben dedim İbrahim çocuklar abinin radyosu. Daha sen hala dinlemedin mi? Bu İbrahim Erkal'ı da ben buraya çağırmıyordum. Zordan getirttiler. Ne? Şimdi o gün ilk yayına başlayacağız. İmparator olarak yayına gireceğiz. DJ arkadaşlar ilk açılış parçasını ne yapalım İbrahim Bey diye sordular. İbrahim Bey'i de canlı yayına aldılar o arada. İbrahim Bey hiç düşünmeden söylediği bir şey vardı. İbrahim Erkal'ın o en son parçasını çalın. Hem sevdiğim kardeşimdir hem de o parçasını çok seviyorum diye. Bize de uğurlu geleceğine inanıyorum demişti. Ben de şahidiydim yanında. Yani bu İyi ki de öyle oldu. Bu programdan para mola isteme o. Allah bütün bu tantara öyle bir şey yapmadım. İbrahim Tatlıses bir yere çağırdığı zaman biz menfaatin ötesindeyiz. Öyle bir şey düşünmeyiz. İbrahim Erkal her ne kadar çok beste yapsa da çok güzel şarkılar lanse etse de bunların altında mutlaka birkaç kişi var ve bunun başında İbrahim Tatlıses geliyor. Estağfurullah. 75-76 yani ilk Elazığ şey kasetlerinden beri dinliyorum. Yani mutlaka içimde olacaksınız yani. Kendini bulursun bestelerde demiştim o zaman. Teşekkür ondan ederim. Allah razı olsun. Şarkıda nasip olmuştu çalışma. Teşekkür ederim. Seni arvadı geldi. Bunun bir arvadı var. Belalısı.
biliyorsunuz bu dizide iki tane sanatçımız var İdo Bay'dan. Birisi Sibel'im, birisi de Kalender. Kalender gel bakayım o. Ters değil bir insana selam ver. Unuttu herhalde. Unuttu. Merhabalar. Hayır, artist olarak gelince böyle olayım. Herfi burada, herfi. Bunun arvadı. Arvadı. Aydemir abi. Anladık, Galatasaraylısın. Elinde de tesbihin. Bak benim hıyar bir kardeşim var orada. O da gülüyor bak böyle. Ağzı bir karşı açıldı böyle. Mahmut mu? O da Mahmut. O da Galatasaraylı ya böyle oldu ağzı. Maşallah. Karşılaşacağız lan sizden. Karşılaşacağız. Pardon. Yani pardon. Aman. Galatasaray hakkında konuşma elin kolun bak. Hayır. Hakkında hiçbir zaman konuşmam ve takdir ettiğim biliyorsunuz. Biliyorum. Nereye gittik? Tunus'ta vallahi billahi de yemin billah ediyorum. Bak yemin billah ediyorum. Benim arkamdan bağırıyorlardı tatlı ses, bir de bağırıyorlardı Cimbo, bir de bağırıyorlardı Tarkan. Yemin ediyorum. Bak, bunun üçü kesin ve kesin vardı ama gerisini bilmeyen. Evet, ne okuyacaksın? Şiir oku be bir tane. Ne şiiri ya, hiç hayatta bilmem. Mikrofonda böyle. Hayatta bilmem. Fransızca hayatta. Bir şiir. Mikrofon tutamam. Fransızca. Fransızca ezberlemişim okulda. Unuttum. Peki abi, kaç sende sinemadasın? 45. Yo, 50'ye geldim. 50 kaç senesi tiyatroda geçti? 50 diyorum İbrahim işte, anlatsana. Abi sinema ayrı, tiyatro ayrı. Galatasaray Lisesi. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Nazan Ayas'a veriyoruz. Önce çok heyecanlıyım da. Ama çok uzun senelerden sonra sizinle tekrar çalışmak benim için çok keyif verici. Beni bu role düşündüğünüz için teşekkür ediyorum. Estağfurullah, rica ederim. Ne demek? Bana tav olan kızın anası. Filmde öyle bakın yani. Bana tav olan kızın anası. Yani Sibel'in anası. Şimdi esas... Kızı veriyor mu, vermiyor mu? Kızı mı? Ya kızı ben kızı vereceğim canım. Ben biliyorum. Kızın haberi yok. Vallahi senaryoyu yazan düşünecek. Versin mi, verdirsin mi, verdirtmezsin. O zaman siz düşüneceksiniz. Siz yazıyorsunuz. Yani bakacağım ileriden ne olayım, ne olmi. Ama buna çok acıyacaklar be. Yazık bana diyorum, hiç görmüyorsunuz beni. Ben nereden bileyim kardeşim, ben nereden bileyim sevgisel? Avucumu siz... koklamışım. Neyse. Belli et sen de belli et sevdiğini. Belli et, söyle açık açık mahallede. Yazık bana şarkısını söyle. Mahallede önümü kes. Yazık bana. Yazık bana şarkısını söylesin. Abi önümü kes. He? Hele burada bir zavallı daha var bak. Dört kere karşıma geli bir türlü söyleyemiyorum. Hele al mikrofonu. Ne zaman söyleyeceksin? Vallahi seni karşına geçip de abi ben sana gelip abi şu kızıla ben bir kız kardeşinle evleneyim diyemem yani. Böyle bir şey yok. Ben öyle söylemeye çalışıyorum ama bir türlü işte kısmet olmadı. En sonunda sen çekip vereceksin herhalde. Anladın mı? Bu işi ispiyoncu bitirebilir. Ya Mustafa abi ciddi bir ispiyon etsen de ben kurtulsam şu meseleden ya. Sonunda bu tip şeylere ben bağlayacağım. Kaç para veririz? Tabii alacağım paraya bağlı ya. Mustafa ispiyonlar... Kaç para abi? İşte para büyüdükçe zaman kısalacak. Ona göre taksiri direksiyonu biraz fazla sallayayım ben. Şimdi sen İbrahim Tatlıses'le ilgili ne diyordun? Mesela bir şeyler söyledin bana. Arkadaşlarım dedin ki böyle böyle. Evet abi bir gün bu Tatlıses lahmacunla sizin orada yan tarafta çekimimiz vardı. Yine bir gün geldim sizden kız kardeşinizi istemeye. O gün gelirken sitede arkadaşlarla oturuyorduk. İşte dedim sete gidiyorum falan. Dediler ki ya nasıl senaryoyu kim yazıyor? Valla dedim senaryo yok ortada. Ya hadi git dediler kardeşim senaryo sizmiş. Valla dedim öyle. İnanmadılar iyi dedim hadi buyurun gelin gidelim o zaman. Elbet dedim göreceksiniz. Orada işte siz otururken geldik yan masaya oturduk. İbrahim abi almış dosyalar eline. Yazıyor. Dedim bak işte yazıyor. Ya yok falan biraz daha yaklaştı. İşte yazıp bir de bize okutuyor işte hani nasıl oldu. Ondan sonra akşam siteye gittik. Ya dedi böyle bir şey görmedim ben. Ben dedim zaten görmedim. Ben görmedim sen nereden göreceksin? Şimdi tabii
Dünya tarihinde böyle şeyler yok. Yani var belki de bilmiyorum ama film olarak var. Mesela öyle kirbit kutusunu değil, sigarayı yırtıp sigaranın üstünde not alıp öyle gidip çekenler var. Ama film, tabii film 1,5 saat yani 20 günde bitiyor. Ama dizi çok uzun, 14 bölüm, 15 bölüm düşünün. 15 bölüm 7,5 film yapıyor. Yani bu biraz zor ama Allah'ın vermiş olduğu bu yeteneği kullanıyorum ben. Orada avantajım çok. Ve arkadaşlarım da bana inanıyor. Yoldayız, gidiyoruz. Arabamız devrilmeyecek, tekerimiz patlamayacak, motorumuz çatlamayacak. Çünkü yanımızda sizler varsınız. Ayrılığa taştan bir oh, nazlı yar. Benim derdim herkesten çok. Ah benim derdim herkesten çok. Ben nasıl yanmayam da o kız olsun. Le 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 canı. Esmerler kovardası. Esmer sen çiçekten bal alır. Le 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 canım. Urfa'nın kovardası. Esmer sen güzelsin.
çiçekten bal aldı. Le 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 canım. Ancabın kovardası. Esmer sen güzelsin. Esmer sen güzelsin. Esmer sen güzelsin. Bitti. Estağfurullah. Hasan Hanım bir gerekçe göstermeden programa gelmedi. Biz Hasan Hanım'dan şunu beklerdik. Bizim en zorlu günümüzde, en şey günlerimizde. Tabii bir sebep de yok. Ne olduğunu da bilmiyoruz. İnşallah ayağı kırıldı diyelim. İnşallah yolda yürürken düştü, kafasını kırdı diyelim. İnşallah öyle bir şey olur. Onun dışında hiçbir mazeret kabul değil. Hiçbir şey önemli değil. Bizim dün akşam mesela başımıza bir olay geliyor. Ondan evvel bir haftadır bir şeyler yazılıyor. Ama akşam 5.30'a kadar gelecek olan insan telefon açıyor, ben gelmiyorum. Bu da Asena'nın bitmesi demektir. Nasıl getirdiysem öyle de gönderirim. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kimse kendini de dev aynasında görmesin. Olsa da fark etmez, olmasa da fark etmez diyorum ama inşallah diyorum yine de çok önemli bir şey vardır. Yoksa onun dışında ölüm hariç cenazesi bile buraya gelmeli. O işte bu kadar. Abi. Canlı bir tane gel gel. Hadi gel Erzurum'a gel. Ya ya. Erzurum yaşı güzel. Bir şey söyleyeyim pardon. Özür dilerim. Bütün insanlar diyor ki İbrahim Tatlıses benim için bitti. İbrahim Tatlıses artık daha konuşmuyorum. İbrahim Tatlıses bilmem ne bilmem ne. Ben daha hiçbirisi için benim için bitti demedim. Eğer ki ben bir gün birisi için bitti dersem inanın ki benim ağzımdan çıkmıştır. O biter. Biter, biter. Neşelenin.
Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum abi. Abi, o zamandan beri çok seviyorsun, çok söyledik. Buradan da Erzurum'a hep festival yapıyoruz. Bütün Erzurumlar adına seni çok seviyoruz. Bu yıl böyle bir iki günlüğüne bir tatile hem de bizim bir festivalimiz var. Nacizane. İkincisi olacak, geleneksel. İbo Show'u oraya davet ediyoruz. Kaç para veririz? İbo Show'u. Para biçemeyiz ki sizin için. Emrin olur. Para biçemeyiz. Emrin olur. Keşke bu diziler olmasa bu dizi. Var ya bu dizi İnşallah beni yaktı. İnşallah boş zamanınız olursa bütün bu dizi beni yaktı. İbo Show'u burada çekiyorum, bitiyor. Bir hafta rahatım. Abi bu dizi her gün çalışıyorum abi. İki gün kaçırıp kayak yaptıralım. Böyle İki gün demek dinlen. Bak. Ne demek? Ne der bak. İki gün benim yetmeğim. Vallahi bize ölüm demek. Kışın bir ara buluruz abi. Sana ne demek Aydemir? İki gün. İntihar edelim daha iyi. Ya ekiple gideriz fark etmez. Çocuklar diyor ki araya iş koysunlar kayak yapmaya gidelim iki gün. Biz ekip olarak nasıl gideceğiz yani? Biletler hepsi bizde. Ha filmin içine yazacağım oraya gidip çekeceğiz. İki gün orayı yaz. Ne nasıl olacak? Yazacağım? Yaz baba. Birisiyle herkes tatile birbirin, git. Kimi birbirinin düşmanı kimi birbirinin. Tatile gidin. Git. Hayata küs oraya git. Hayata küseyim oraya gideyim. Seni takip etsinler diğerlerde hep böyle. Sanki işte. Sevmeseydim ezelden, sevmeseydim ezelden. Vay. Anam olasam Ömer, paşam olasam Ömer, bize gelensen Ömer, benim olasan Ömer. Vay. Anam olasam Ömer, paşam Thank you.
gerdana düşer vay. Bu nasıl baş bağlamak, bu nasıl baş bağlamak. Her gün bir yana düşer, her gün bir yana düşer vay. Hazır mıyız? Adam olasan, paşam olasan, bize gelen Selmer, benim olasan Ömer. Babam olasan Ömer, babam olasan Ömer, benim olasan Ömer, bize gelen sen Ömer. Vay. Teşekkür ediyorum. Aydoş, benim tam 22 senelik arkadaşım Aydemir Akbaş. Bir şey anlat ya, bir hikayemizi anlat. Mesela başımızdan geçen bir olay anlat, ne bileyim yani. Anlatayım. Bodrum'dan nereye gidiyoruz? Oteli. Ha, kaybolduğumuz gece mi? Dedi ki, çok iyi yol bilir İbrahim, hakikaten ezbere yol bilir. Hiç bilmediği yerde yolunu bulur. Dedi ki seni... Bir dakika, nasıl yolunu bulur yani? İki türlü yani. Öyle yolunu değil yani, asfalt yolu bulur. Peki. Dedi ki kestirmeden gidelim dedi. İyi dedim, kestirmeden. Güveniyorum, direksiyonuna güvenirim. Yol bilmesine güvenirim. Bu bizi bir yere soktu. Köy yollarına girdik ama. Bir Konya Ovası'nın içine girdik. Şimdi gidiyoruz, 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 aynı yere geliyoruz. Ne işaret ne bir şey var. Gidiyoruz, gidiyoruz, aynı yere geliyoruz. Benzin bitti, bitecek. Ya İbrahim dedim, şu bir bakalım, belki uzaklardan bir şey geçer, görürüz. 45 dakika mı, bir saat mi ne? Bir saat. Yalnız yardım. Tabii bu zevkten dört köşe, çünkü bayılır böyle maceraya. Yolda kalsın, dağda kalsın, bir çukura düşsün, kaybetsin yolunu, batalım. Neticede ben bir ışık gördüm, bir şey geçti. Dedim İbrahim, arabalar geçiyor. Ya 10 metre ötemizde asfalt varmış. Ama biz gece gidiyoruz. Bir de mehtap sürekli ayı yani takip ediyoruz. Lan Allah Allah, dön Allah dön. En son Konya'dan çıktık, döndük yine Konya'ya geldik. Bak bu şekilde yemin billah ediyorum en az 1,5 saat falan dolandık. Köy de yok, köy de yok. Çok şeker bu Aydemir vallahi. İki kere hastalar ölmedi. 90'a kadar yaşayacağım. Kaç? 90. Baban kaçta rahmetli oldu? 85'te yürüyerek gitti mezarlığa. Nasıl ya? Diri diri gitti yani, yürüyerek gitti. Yani dinç gitti. Ha. Bizde ölüm ortalaması 95 ile 100 arası. Sizin sülalede. Evet. Başımıza geldi. Ulan ben de bir araştırma hele bizimki kaçtır ya Rabbi ya. Lan bakayım seninle arkadaşa gidebileceğim. Aydemir senden daha 10 sene arkadaşlık edeyim boş ver. Yani ben yetmez, ben de boş ver. Yeter 10 sene yetmez bana. Yeter ya. Allah bereket versin. Yeter. Yok yetmez. Aydemir bugüne kadar yaşadık ne oldu yani? Yok. Yeter o, vallahi. Ben güzel yaşıyorum. Bak dostlarım var, sen varsın. Galatasaray var. Ben daha ne istiyorum? Şimdi herkese böyle bir şey veriyorum. Şöyle bir 30'ar saniyelik konuşma hakkı veriyorum. Seçimin son yasakları geldi herhalde, vakit doldu. Evet, hayır. Çünkü uzun konuşmak biliyorsunuz toplumda sıkıntı yaratır. Onun için biz de insanlara sıkmamak için herkes kendine özgü bir şey anlatsın. Mesela başından geçen bir şey, ne bileyim yani. Başımdan geçen en güzel şey sensin İbrahim Tatlıses. Ne diyeyim ben sana? Buyurun. 30 saniye. Hepsi bu kadar. Evet. Peki şimdi ben öncelikle buraya gelirken 10 dakika içinde geldim. Onun için girdiğim zaman çok şaşkın bir ifadeyle girdim. Herkese selamlayamadım. O yüzden herkesi buradan biterken selamlıyorum. Bu dizide de sinemanın çok ünlü duayenleriyle birlikte rol almak, böyle bir işe başlamak benim için çok önemli bir şey. Önemli bir adım yani. Bu bakımdan İbrahim Tatlıses'e çok teşekkür ediyorum. Bana yeni bir yol açtığı için. Estağfurullah. Ben çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Çok güzel ve çok eğlenceli bir programdı. Teşekkür ederim.
hanımefendinin zamanını kullanabilirsiniz. Kullanabilirim. Fırat diye bir dizi çekiyordu. Beni iki minare yukarıya çıkarttı. Şöyle çok güzel Fırat'ta dedi. Fırat'ta izlediniz mi? O bir eski bir yıkık çimento fabrikası çimento vardı orada. Silah milah tako düşük. Oradan geçeceksin dedi. Oracık çıktım. Ama altımdan trenler geçiyor, taksiler geçiyor. Ben bütün vücudum yok oldu. Ben yükseklik korkusu olduğunu bilmiyorum. Ve gözlük veya kocaman bir tüfek, bir ciklet ağzımda. Koş oradan dedi. Nasıl koş? Allah. Bir kere koştum. Süreyya bağırıyor. Abi cikleti fazla çiğne bir abi. İki üç defa koştum ama ben bittim. Bende varmış yükseklik korkusu. Ertesi gün İbrahim Tatlıses çıkacak. Beni takip edecek ve vuracak beni. Oradan bir ses. Sen aslanmışsın aslan dedi. Ödüm geçmedi. Koptu. Ha. Ödüm koptu. Evet değil mi? Ama böyle bir 25-30 metre yükseklik işte bir eski bir çimento fabrikası. Yürüyecek yer yok. Yürüyecek yer yok bir de aşağıdan iyi görünüyor. Ben mesela diyorum, abi şöyle koşacağım. Sıkara bir şey yapacağım işte. Lan gel sen koşsana diyor. Abi ses yok. Aşağıdan bağırıyor sen, koş diyor. Gel de bir koş dedi. Şöyle oturdum kalkamadım. Meğer bende de varmış yükseklik. Yani alçak gönüllüyü sevmem. Benim hayatımdaki tek isteğim, tek arzum sevgili İbrahim Tatlıses'le tanışmaktı. Ve iki sene öncesine kadar Allah'ım bana bunu bahşetti. Daha önce bizim şirkette İdo Bay'dan bu haberleniymiş ben bilmiyorum. Başka firmada okuyor. Ben de bunu berberde seyrettim böyle. Tıraş olurken dedim ki bu kızı getirin İboşova. Bu geldi çok baktım hareketli böyle fıkır fıkır bir şey. Sen dedim hangi firmadasın ya? Dedi ki ben aslında sizin firmanızdan bu haberleniyim ama ben istememişsiniz dedi. Ben başka yere gittim. Ne? Ben mi sen istememişim? Gel çocuğum. Bir hafta önce siz beni çağırmadan bir hafta önce sizi ben arabayla gördüm. Ben taksideydim. Bir hafta önce hep dedim ki Allah'ım dedim inip gideyim yanına ama olmadı. Bir hafta sonra siz beni çağırdınız. Ve bana verdiğiniz imkandan dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız imparatorunuz. Ben de film arkadaşlarımla, ekip arkadaşlarımla birlikte olmaktan ve sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Teşekkür ediyorum. Burada üç arkadaşımız eksik. Açelya eksik. Ayça'm eksik. Yani benim kız kardeşim oynayan, Aydemir Bey'in eşini oynayan. Bir de benim kapı komşum olan Asena eksik. Evet Hüseyin. Abi ben iki yıldan beri hiçbir şey çekmedim. Çekmiyordum. İşte kısmet oldu sizin setinize geldim. Bunu da ilk gördüğüm gün size söyledim. Abi ben iki yıldan beri çok uzağım. Kalbim pır pır atıyor. Eğer bir şey yapamazsam kusura bakma. Nitekim o gün çektik. Hiçbir şey demedi. Her şey güzel geçti gitti. Ertesi gün bir daha aynı yere iş koyduk. Döndü bana dedi ki bugün nasılsın? İyiyim abi dedim. Dün dedi ilk günündü. Biraz dedi donuktun. Hadi bugün bir daha çekiyoruz dedi. Çektik. O günden sonra ben bu sete, bu ekip arkadaşlarıma alıştım. Yani demek istedi ki o gün ilk gündü, heyecandı. Gerçekten oynadı ama ben hiçbir şey demedim. Çok güzel dedim. Bir gün sonra geldiğinde şimdi nasılsın dedim. Çok iyiyim dedi. Peki o zaman dünkü sahneyi bir daha çekelim rica etsem olur mu dedi. Hay hay dedi çekelim ve o gün bugün zaten izleyeceksiniz. Herkes çok güzel oynuyor. Herkes olağanüstü bir çaba sarf ediyor. Bu diziyi mutlaka ve mutlaka izleyin. İzlemenizi istiyorum. Çünkü izlerken hatalarımızı da görmek istiyoruz sizlerin gözleriyle. Bizi de bizde oynuyoruz, bizi katmıyorlar falan diyormuş. Yok ben anlatmayayım. Sen dizide ne yaptın mesela ilk? Ben onu anlatmam. Ben askerdim kalender ödevinde. Tatlı yemeğe gelmiştiniz. Biz de yeğeniz Mehmet'le askerdik. Orada solistik. Biz böyle dizilmişiz. Turnacı Başçavuş yüzünden bir türlü gelemiyoruz yanınıza. Siz daha sonra geldiniz yanımıza, bizim yanımıza geldiniz. Çok mutlu olduğum bir gündü. İlk kez orada tanışmıştık. Biz daha sonra böyle geldik. Vallahi orada askermiş bu. Vallahi öyle diyorum daha. Orada fosforluğu çektiniz. Evet. Bir film çekmiştiniz. İlk karşılaşmamız ve hiç unutamadığım anım da oydu. Evet, ben de arkadaşlara başarılar diliyorum. Aşkından yana. Derdinde
senden geçem, geçem, geçem del olayım mı? Abi ne bakıyorsun yani? Aşktan ötesi var mı? İnsanlar iki şey için yaşar. İlk başta namusu için, ikincisi ekmeği için. İlaveten bunlara ek olarak, ek olarak da düşündüğü ekstradan sevmektir. Sevmenin dışında hiçbir şey insanları mutlu edemez. Sevmek ve sevilmek. Dünyada bundan daha güzel bir şey yok. Bak, parayı iter bir tarafa sevdiği için. Niye? Çünkü paranın yerini her şey alabilir ama sevdiği insanın yerini hiçbir şeyin alması mümkün değil. Onun için dünyada ama dünyada en güzel şey sevmek. En güzel duygu sevmek. Sevmek. Sevmek, sevmek. Sevmek hayatın tadı. Sevmek kurumun adı demek. Sevmek derdin dermanı demek. Sevmek, sevmek. Beceriksizliğim, en büyük beceriksizliğim göksümden vurulmak oldu. En çok başardığım şey de sırtımdan vurulmak. Ben sürekli sırtımdan vuruldum. Birisi becerse de bir gün göksümden vursa. Hayatıma bir son vermek istersen kurşuna gerek yok, sözlerin var ya. Hayatıma bir son vermek istersen
Kurşuna gerek yok, sözlerin var ya. Kurşuna gerek yok, sözlerin var ya. Sevgilim suçluysa bu aşk yolunda, zindana gerek yok, hasretin var ya. Zindana gerek yok, hasretin var ya. Başta bizim camiamızdan bir arkadaşa, çünkü ben ilk başta şarkıcıyım, sonra filmçiyim, sonra yönetmenim, sonra senaristim, sonra prodüktörüm, sonra tekotik çiğ oldu, ödü 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 ödü. Ona 16 kişi olduk böylece. İbrahim Erkal başta olmak üzere ve benim Cabbar filmdeki bütün ekip arkadaşlarıma huzurlarınıza teşekkür ediyoruz ve Allah'a ısmarladık diyoruz.